Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size moli balıkların bakımından bahsedeceğim. Başlayalım. Moli balıkları akvaryumunuzda genelde 3-8 cm arası oluyor. 3 biraz küçük ama benim öyle bir balığım vardı. Çok küçük kalmıştı ama yetişkindi. Şu balığım da yaklaşık 7 cm kadar buradaki. Moli balıkları barışçıl balıklardır. Öbür türlerine de, kendi türlerine de. Bir erkek iki dişi olacak şekilde bakabilirsiniz. Akvaryumlarının sıcaklığı 21-28 derece arası olmalıdır. 25-26 derece onların üremesi için ideal sıcaklıktır. Şimdi moli balıklarının beslenmesinden bahsedeyim. Moli balıkları hepçil beslenirler ama daha çok bitkisel beslenirler. Onlara hem bazı protein ağırlıklı yemler verebilirsiniz. Su biresi mesela ya da Tubifex falan. Ama daha çok bitkisel yem vermeniz gerekiyor. Direkt tropikal balık yemi diye satılan yemlerden ve pul yemlerden verebilirsiniz. Bunun yanında canlı ve kurtulmuş su piresi, artemia verebilirsiniz. Evinizde ıspanak haşlayıp verebilirsiniz. Haşlayıp mı tam olarak bilmiyorum da bir şekilde veriliyordu. O internette, yani YouTube'da vardır. Şimdi moli balıklarının üretimine geçelim. Moli balıklarını üretmek o kadar zor değildir aslında. Yani kendiliğinden çiftleşirler. Canlı doğuran balıklar oldukları için yumurta yapmazlar. Hamile olan moli balığı doğumu yaklaştığında, yani karnı iyice şiştiğinde yavruya alınmalıdır. Tabii bol bitkili akvaryumda besliyorsanız yavru almanıza gerek yok. Çünkü orada yaşamını sürdürebilir. Ama eğer benimki gibi saklanabilecekleri yer olmayan akvaryumlarda da besliyorsanız yavru kullanmanız gerekiyor. Yavru bakımına gelelim. Moli balıklarının yavru bakımı o kadar zor değildir. Çünkü benim molilerim yavruladıklarında, doğurduklarında yavruların boyutu hep büyüktü öbür balıklara göre. Kılıç kuyruk balıklarınınki çok küçük yavrulardı. Ama moli balığının yavruları, yani öbür tüm balıklarıma göre, canlı doğuranlar içerisinde bahsediyorum, büyüktü. Yani öbürlerine göre bir tık büyük yemleri yiyebiliyorlardı. Bunlar normal atacağınız yemleri yemezler yavrular. Yani az yiyebilirler. Ağızlarına girmeyeceği için sadece emip bırakırlar. O da onlara yetmeyebilir. Bu nedenle bir kağıt parçası üstüne koyduğunuz pul yemi bir kapak mı diyeyim, bir şeyle ezerek toz haline getirebilir ya da yavru yemi kullanabilirsiniz. Bu balıklar hamile oldukları zaman, yani daha doğrusu doğuracakları zaman, doğumları yaklaştığında daha kuytu köşelere giderler. Öbür balıklardan yavrularını korumak isterler. O nedenle balıklarınızın solungaçları hızlı hızlı açılıp açılıp kapanıyorsa ve köşelere saklanıyorsa, kuytu yerlere, dibe de yakın duruyorsa, onu yavru alabilirsiniz. Tabii dişiyse, erkekse hasta olmuş olabilir. Sonra bu balıklar tetrazon gibi kuyruk yemeyi seven balıklarla bakılmamalıdır. Çünkü kuyrukları çok büyük olabiliyor. Şurada gördüğünüz şu an yemeyen moli var. Büyük. Sola doğru gitti. Sol üstte. Mesela tetrazon olsaydı akvaryumunda onun kuyruklarını tamamen yerlerdi. Zaten bir kısmı parçalanmış. Şimdi bu balıkların cinsiyet ayrımına gelelim. Moli balıklarında cinsiyet ayrımı kolaydır. Ama bir gün erkek dediğiniz, yok, dişi dediğiniz balık öbür gün erkek olabilir. Şöyle anlatayım. Bu balıklarda, yani dişilik özelliğini yitiren balıklar molilerde ve kılıç kuyruklarda erkeğe dönüşebiliyorlar. Cinsiyet değiştirebiliyorlar. Cinsiyet değiştirme döneminde çok agresif olabiliyorlar öbür balıklarına karşı.
O şekilde anlayabilirsiniz yani. Mesela şu aşağıda gördüğünüz sağ altta şu balık. Şuradaki balık. Normalde o bir dişi. Ama erkeğe dönüştü. Yani ben onu dişi sanıyordum. Bir baktım erkekmiş. Yani neredeyse tamamen dişilik özelliği gösteriyor. Bir tek anüs yüzgeci denen, yani aşağı kıçına yakın bölgedeki yüzgeç sivri. Oradan biraz erkeği andırıyor. Ben öbür moli balığıma da erkek demiştim. O da dişi çıktı. Dişi çıktı. Sonra o benim dişi dediğim, sonradan cinsiyet değiştirip erkek olan balık yavru yaptırdı. Öbürüyle çiftleşti. Yani şu görmüş olduğunuz minik balıklar şurada. Şu yiyenler. Onun yavruları ve bu cinsiyet değiştiren balıkların yavrularının çoğu, neredeyse tamamı dişi olur. Ama belki onlar da gelecekte cinsiyet değiştirip erkeğe dönebilirler. Bu balıklar öbür balıklara kıyasla hastalıklara karşı çok hassastır. Örneğin akvaryumunuzda beyaz beneke hastalığı, mantar hastalığı falan varsa onlar daha fazla etkilenebilirler bu durumdan. Hastalığın akvaryumunuzda balıklara zarar vermesini engellemek için akvaryumunuzu temizledikten sonra metilen mavisi damlatabilirsiniz. Tabi abartmadıkça. Arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.